oraya geldiğin noktada çıkıyorsun bu performansları, şu izlediğimiz evet. şahane Göksu'yu biz orada başka bir yıldız gibi görüyoruz. Ama bu yıldız aslında neler yaşadı buraya geldiği süre içerisinde? Bu da gerçekten çok ilginç. Bir sorum daha var ama önce bir VTR'sini izleyelim. Ve sen 99 depreminde neredesin? Bolu'da kamp eğitim merkezindeydik. O gözlerini kapattığın anda ne hissettin Göksu? Yani gökyüzü kıpkırmızıydı. O gece böyle dolapların gıcırtısı, inanılmaz bir ses kulaklarımızda, böyle herkes bağırışıyor. Dışarısı böyle zifiri karanlık. İşte çıplak ayakla koşuşturmalar. Yani hafızalarımızdan hiç gitmedi gerçekten. Çok kötü zamanlardı. Ve ailenden uzaktasın. Ya ailem o zaman tabii Bolu'daydı ama biz arkadaşlarımla birlikte eğitim merkezinde kalıyorduk hepimiz. Ya ailen 9 yaşındayken taşındı tabii, Bolu'ya. Evet, bir yıl sonra ailem Bolu'ya geldi. Tabii hani biz bütün hafta eğitim merkezinde kalıyorduk. Sadece hafta sonları eve gidiyorduk bir gün. Tabii deprem olduğu zaman da kamp eğitim merkezinde kalıyordum. Arkadaşlarımla birlikte tabii sesi duyunca hepimiz dışarıya hemen çıplak ayaklarla koşmaya başladık böyle. Çok zor bir zamandı. Yani hepimiz için zordu gerçekten. Böyle şeyi hatırlıyorum. Hepimiz kaldırıma oturduk. İşte bina karşımızda sallanıyor. Hepimiz sağ salim çıktık tabii. Antrenörlerimiz, çalışanlar, herkes yardım etti. Dışarıdan böyle bir ses geliyor. Birileri koşuşturuyor. Zifiri karanlık. Hiçbir şey görmüyoruz. Birisinin sesini duydum böyle karanlıkta. Göksu diye bağırdı. Şöyle bir baktım. Annemle ablam koşuşturuyorlar böyle. Çıplak ayak daha evin oradan koşuşturmuşlar. Eğitim merkezine kadar yanımıza gelmişler. Böyle herkesin ailesi geldi. Hakikaten böyle karanlıkta duyduğum belki de en güzel sesti yani o gün. Gerçekten çok zor zamanlar geçirdik. Şu an inanamıyorum bu anlattığına. Annen evden evet. yalın ayak çıkarak evet, evet. koşmuş. Evet, evet. Mesafe ne kadardı? Yani bir hani yürüme mesafesiyle böyle 20 dakika falan yürürsünüz. Evet, bayağı vardı. İnanılır evet. gibi değil. Yok, annen gerçekten. Karşında yalın ayak evet, depremde ablanla beraber evet. koşup seni kurtarmaya evet, evet. geldiler. Yani hani iyi miyim, değil miyim? İşte bina yıkılmış mı? Ayakta mıyız? Hani kimse zaten böyle sağlıklı da düşünemiyorsun aslında o anda. Ama çok şükür hepimiz iyiydik. Yani. Eviniz yıkılmış mıydı? Evimiz orta hasarlıydı. 2 yıl kadar çadırkentte kaldık. 2 yıl çadırkentte evet. kaldınız Bolu'da evet. ailenle beraber. Evet. Ablan da var. Tabii tabii ki. Ve sen yine antrenmanlara devam tabii etmek ki. zorundasın. Hem okulumuzu hem antrenmanları hepimiz aynı şekilde zaten böyle devam ettik. Hem çadırkent okulu. Yaşamı nasıldı? Ne hissettin orada? Neler yaşamışsın? Yani bir de bir sporcunun hemen dönmek istiyorum size de. Yaşadığı bu travmalardan sonra toparlanması, psikolojisi ne hale gelir? Tabii ki çok zor bir şey ama belki Göksu hak verecektir bana. Aslında spor da iyileştirici bile evet. olmuş olabilir. Yani hani o alanda belki o dönemde sporu belki bıraksaydı daha travmatik bir etki içinde evet. kalacaktı. Ama rutinine devam etmesi, en azından sporla o kendine adadığı şeyle devam etmesi muhtemelen onu evet. iyileştirmiştir. Yani kadın isterse her şey olur, bir umut meleceğine. Kadın isterse